Siz bir yeni anayasa ihtiyacı olduğunu söylüyordunuz zaten Türkiye'nin. Buna evet. ilgili çalışmalarınız da vardı. O sizin söylediğiniz biçimde bir sonuçla karşılaştınız mı bugün yapılan açıklamaya baktığınızda? Pek değil. Pek değil. Ne eksik, ne istediniz de burada ne çıktı hocam? Şimdi yürütmenin yapılanmasıyla, yapısıyla ilgili olarak 2017 anayasa değişikliği öncesine dönülmüş görüntüsü var. Ve bu Türkiye'nin parlamenter sisteme değil de bir tür yarı başkanlık sistemine geçişine neden olabilir. Ne demek istiyorum, biraz daha basitleştireyim. Rica edeyim. Halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanının çok çok sınırlı yetkileri olması gerekir ki parlamenter sistem devam edebilsin. Tabii şunu anlıyorum, hani siyasi bakımdan halka cumhurbaşkanını seçme yetkisi verip bunu geri almak çok zor olabilir. Ama halkın seçtiği bir cumhurbaşkanını yürütme yetkisine ortak ettiğiniz zaman yürütmeyi kendi içinde başbakan, kabinesi ve cumhurbaşkanı arasında bölmüş oluyorsunuz. Bunun ileride muhtemel çatışmalara gebe bir yapı olduğunu kabul etmek lazım. Bunun teknik adı parlamenter sistem değil, yarı başkanlık Peki sistemi. Peki burada Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin çok sınırlı olduğuna ilişkin bir durum yok mu? Birçok yetkisi elinden alınmış evet, oluyor Cumhurbaşkanı. Evet, birçok yetkisi elinden, yani şu andaki mevcut Cumhurbaşkanı'na karşı kıyasladığımız zaman birçok yetkinin elinden gittiğini görüyoruz. Ama yine de koşullara tabi olmakla birlikte seçimleri yenileme yetkisini elinde bırakmışlar Cumhurbaşkanı'nın. Biz bunun ne kadar önemli bir yetki olduğunu 2015 Haziran seçimlerinde gördük. Dolayısıyla yine siyaseti dizayn edip ona müdahale edebilme gücüne sahip bir cumhurbaşkanı olarak kurgulanmış. Bu da parlamenter sistemin temel mantığıyla çelişik bir şey. Dolayısıyla hani orada bir eleştiri yöneltebilirim. İkincisi, burada 1982 anayasasının meclisin denetlenmesi ve müzakere yöntemlerine bir geri dönüş görüyoruz. Halbuki bana göre 82'nin metnine geri dönmek yerine daha özgün, çağdaş, modern parlamenter sistemlere özgü araçları artık Türkiye'nin alması lazım. Bir saniye, bir anlamam lazım. Ben şimdi tabii burasını tam anlamak istiyorum. 82 anayasasındaki duruma geri dönüşten kastınız ne? Hangi kurumlarla dönüş oluyor hocam? Meclisin denetim yetkisini soru, genel görüşme, meclis araştırması, meclis soruşturması zaten böyleydi ve gen soru. Evet. Bunlara geri dönülmüş, işte soruya sözlü soru eklenmiş. Başka araçlar çeşitlendirilmemiş. Alman parlamenterizminde, Avrupa'daki başka daha etkili meclisin denetim gücünü kullanabildiği parlamenter sistemlerde gördüğümüz veya bize uygun uyarlayabileceğimiz bir takım denetim araçları, müzakere araçları olabilirdi. Şunu kastediyorum. Bunlar çoğunluk tarafından meclis araştırması, meclis soruşturması, çoğunluğun kararına bırakılan şeyler. Hadi soruşturmayı anladım ama meclis araştırması, müzakere, genel görüşme yolunu kastediyorum. Bunlar da yine meclis çoğunluğuna bırakılmış. Halbuki benim bir anayasa hukukçusu olarak önerim, mecliste muhalefetin kullanabileceği anayasal denetim araçları olması lazım. Dengenin yasama ve yürütme arasında tamam, ama yasamadaki dengeyi çoğunluğun eline bırakırsanız çoğunluk kendi hükümetini denetlemez. Burada muhalefet partilerine anayasal araçlar vermek lazım ki denetim fonksiyonunu tam yerine getirebilsin. Bu araçlarda eksiklikler var. Burada, yani bu metin üzerinden tartışmamız lazım. Şunu anladım. Da eklemek istiyorum. Tabii şimdikinden daha iyi bir model kurgulanmış. Hani çok da şu an zaten mecliste bir şey yok hocam. Yani bir evet. herhangi bir şekilde yani bir inisiyatif yok. Bunu söyleyecektim. Yani bu eğer bizim tartışacağımız bir metin olarak elimize geldiyse o anlamda tartışılır. Çünkü demokratik bir anayasa yapıcılığında zaten kamuoyunun katılımı, çeşitli sivil toplum kuruluşların, tüm partilerin müzakeresi, pazarlığı, bütün bu süreçlerin olması gerekir. Bunu zaten söylüyorlar hocam. Önümüzdeki dönemde bunu yapacaklarını açıkladılar. Yani o zaman evet. bu bir ön tartışma metni ise
Bu ön tartışma metninde tartışılabilecek olan konu yasama ve yürütmenin kurgulanması ile ilgili olabilir. Olumlu bulduğum şeyleri de söyleyeyim hemen. Bir müsaade sonra eder misiniz? Şimdi muhalefetin muhalefetin yasama üzerindeki etkisi açısından hazırlanan metinde aslında övünülerek de açıklanan işte kesin hesap komisyonu başkanının muhalefetten olması. Bu bir denetimde etkinliği getirecek diye işte iş tüzükte değişiklik yapıp yılın 20 çalışma gününde mecliste muhalefetin gündem belirlemesi gibi muhalefeti daha önceleyen bir takım değerlendirmeler de yapılmış ama siz diyorsunuz ki dahası lazım. Ben bu iç tüzüğe bırakılan şeylerin anayasal bir dayanak getirilmesini önermiştim. Yani işte o gündem belirlemede muhalefetin gündem belirlemesinde istediği araştırma komisyonunun sayıyla sınırlı olarak 1/4'ün talebi üzerine otomatikman genel kurul çoğunluğuna kalmadan kurulabilmesini, böylece istediği uzmanı çağırabilmesini, dinlemesini, muhalefeti kullanacağı, daha rahat kullanacağı denetim araçlarını önermiştim. Evet. Bunlar olmalı bence. Evet, bunlar da eklenmeli diyorsunuz. Diğerleri de iyiye doğru atılmış adım ama bunları iş tüzüğe bırakmayın diyorsunuz. Bunları anayasal güvenceye alın ki bir gün gücü eline geçiren biri olursa o iş tüzüğü de değiştirdim, hop mesele kapandı demesin. Anayasa yasal güvence altına alınsın diye. Buyurun hocam, devam edin. Bu arayı bir öğrenmek istemiştim. Evet. Cumhurbaşkanının yürütme dışına çıkarılması uygun olabilir halk tarafından seçiliyorsa, işte farklı formüller düşünülebilir. Hani eleştirilerimiz bunlar ama bu şu anlama gelmiyor. Bu açıklanan şey her halükarda şu an yürürlükteki hükümetten daha iyi bir kurgu. Bize bir başlangıç demokratik tartışma zemini sunan bir metin. Bu bakımdan da hakkını yemek istemem. Özellikle temel hak ve hürriyetlerle ilgili, insan onuru ve haysiyetiyle ilgili eklenen kısımları, Anayasa Mahkemesi yargıyla eklenen kısımları da olumlu bulduğumu söylemek istiyorum. Yani Hakimler Kurulu, Savcılar Kurulu, HSK'nın lağvedilmesi ve işte burada bir bağımsız yargı konusundaki hassasiyeti herhalde olumlular tarafına koyuyorsunuz anladığım kadarıyla. İfade özgürlüğü, hürriyetler, eğer tereddütte kalırsanız meseleyi hürriyet yönünde bir değerlendirmeye sokmak gibi hususların da anayasada bulunması, o da olumlular tarafında. Ama siz diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı yürütmeye dahil olursa, bu kadarcık bile olsa, bir kez daha seçilemeyecek, bir daha siyasetle uğraşamayacak bile olsa, halk tarafından seçildiğinde belli yetkileri kullanmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Evet, Cumhurbaşkanı ve Başbakan kavga eder. Bu da sistemi çökertebilir, çok basit söylemem gerekirse. Önümüzdeki dönemde ederse. Eğer halka seçtirilecekse o zaman yetkilerin daha da azaltılması gerektiği kanaatindesiniz. Evet, çünkü parlamenter sistemin Cumhurbaşkanı sembolik yetki kullanan, sosyal iktidar kullanan, devlet gücünü temsil eden, siyasi iktidar gücünü değil devlet gücünü temsil eden bir kişidir. Burada siyasi iktidarı kullanan başbakanla arasında tartışma çıkmadan uyum içinde götürülmesi gerekir. O vatandaşın devlete aidiyetine ilişkin duyguyu üretmesi beklenen kişidir Cumhurbaşkanı. Çok önemli bir rolü var. Çok kritik ama bir şey. Bugün partili Cumhurbaşkanlığı'nda kaybettiğimiz şey aslında bu. Evet. Değil mi? Tamamen. Evet, bunu getirmesini istiyoruz Cumhurbaşkanı'nın ama bunu yaparken yürütme içinde Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında bir uyumsuzluk çıktığı zaman sistem kilitlenebilir. Bunun olmamasını da sağlamamız gerekiyor. Anladım. Hocam şimdi şöyle de bir durum yok mu? Cumhurbaşkanına hiç yetki vermezseniz, halka seçtirirseniz orada da siyasi iktidar üzerinde, yani yetkiyi siyaseten kullanan kurum üzerinde bir etkisi olmazsa, hem devlet adamlığı hem işte bütün yurttaşları birleştirici bir güç olmasını bekleyip hiçbir şey vermezseniz de tamamen etkisi eleman haline gelmez mi? Buradaki rolü siyasi iktidar kullanmak ya da siyasi iktidarı kullananı denetlemek değil aslında, dengelemek. O yüzden parlamenter sistemler Cumhurbaşkanını halka seçtirmezler. Cumhurbaşkanı mecliste seçilir. Dolayısıyla burada önerilen halkın seçmesi modeli
yarı başkanlık ve başkanlık sistemlerine özgüdür. Parlamenter sistemlerde meclis seçer cumhurbaşkanını. Olması gereken de buydu. Ama biz bu başkanlık ya da yarı başkanlık sistemlerine özgü özelliğin muhafaza edildiğini görüyoruz. O zaman cumhurbaşkanının rolünün siyasi iktidar olmadığını, kullandığı rolün vatandaşın devlete aidiyetiyle ilgili o bağı tesis eden daha sosyal iktidara yönelik, devlet iktidarını temsilen kullanılan bir rol olduğunu bilmemiz lazım. Aksi takdirde yürütme yetkilerini paylaştırırsak bu güçlendirilmiş parlamenter sistem değil, yarı başkanlık sistemidir. O zaman yarı başkanlık sistemlerine dünyada baktığımız zaman yürütme içi çatışmaların kaynağı olduğunu ve siyasal krizlere çok gebe olduğunu da bilmemiz lazım. Bunu da söylemek benim Türk milletine bir namus borcum. Yo yani. Tabii burada yani için, bunu söylemek lazım. Bunu böyle halka seçtiriyorsak bunu bilmemiz lazım. Ve burada burası önemli, kritik. Tabii burada bir siyasi çıkmaz da var. Onu da kabul etmek lazım. Bir hak verilmiş halka. Yani sen cumhurbaşkanını seç denmiş. Şimdi o hakkı geri almak siyaseten, özellikle böyle kritik bir dönemde seçimlere giderken çok kolay olmayabilir. Ama bu tartışılacak bir metin. Herhalde önümüzdeki günlerde sizin uyarılarınız da çok önemli. Sizin gibi düşünen bilim insanlarının uyarıları da olacaktır. Dünyadaki örnekler üzerinden de bu tartışmalar devam edecektir. Bugünden yarına da hayata geçecek bir metin değil. Biraz daha yolu var yani önümüzdeki dönemde bu meselelerin konuşulabilmesi için. Peki parça anayasa mıdır Aslan Hocam? Yoksa şöyle oturun kardeşim, düzgün bir anayasa yazın ya. Yamalı bohçaya döndü mü dersiniz? Çok tabii çok iş geçirdiniz yani. Böyle. 28 yıldır anayasa hukuku çalışıyorum. 28 sene boyunca 82 anayasasının değiştirilmesi hakkında konuştuk. Onun için böyle biz de en az 3-5 defa konuşmuşuzdur bu meseleyi, hatırlıyorum yani. Evet. Yani tabii ki ideal olan kendi içinde bütünlüğü olan, amaçsal bütünlüğü, mantık bütünlüğü taşıyan bir metin. Ama biz elimizdeki metnin arızalarını düzeltip yamalayarak onunla yola devam etmeye çalışıyoruz. Daha pragmatik gidiyoruz. Çünkü çok kutuplaşmış bir ülkede bir anayasayı sıfırdan yapabilmek, bölünmüş, kutuplaşmış ülkelerde çok çok zor bir meseledir. Var mı yapabilen dünyada? Hani şu ülke yapmıştır, örnek alalım diyebileceğiniz. Bu denli kutuplaşıp da bu kutuplaşmayla birlikte anayasa yapabilen bir ülke bilmiyorum ben. Bunun biraz sönmesi lazım. Yani şu anki Türkiye içinde yeni bir anayasa yapabilmek çok zor. Anayasa değişikliği bile kutuplaşma vesilesiyken yöntem olarak işte bir kurucu meclise gideceğimiz çok daha uzun zaman alacak, çok büyük toplumsal kimlikle ilgili sorunları tartışacağımız bir masadan büyük bir çoğunluğu tatmin edecek bir metin çıkarmak çok zor olabilir. Onun için hani şu anda böyle bir işe girişilebilecek bir iklim var mı? Yok Türkiye'de. Yok. Ama Türkiye demokratikleştikten sonra, normale döndükten sonra o iklim sağlanırsa, tesis edilirse tabii ki yeni ve daha iyi bir anayasa üzerinde de konuşulabilir. Ama bunun yapılışında da demokratik yöntemler gerekir. Yani seçimler olduktan sonra eğer bu gücü elde ederlerse sivil toplumun katılımı, bütün muhalefet, o zamanki iktidar muhalefet tüm partilerinin katılımı, müzakere süreci, pazarlık süreci tabii ki işletilmelidir yani. Yanılmıyorsam bundan 8-10 sene evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulmuştu. Siz de yakından takip etmişsiniz. O dönemde beraber çok konuştuğumuz da olmuştu. Orada bütün siyasi partilerin, yani parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin eşit temsiliyle oluşturulmuştu o komisyon. Demokratik de bir yapısı vardı. Dışarıya kapalı olmasının getirdiği bir takım eleştiriler olmasına rağmen epeyce de bir çalışıldı. Aslında elde bir şey de var, yani bir külliyat da var görebildiğimiz kadarıyla. Ama gelip hep kritik noktalarda tıkanıyor. Yani işte ilk 4 maddede tıkanıyor. Vatandaşlık tanımında tıkanıyor. Diğer konularda tıkanıyor. Bunun aşılmasının da Türkiye'de o dönemde ne kadar zor olduğunu gördük ki o günden bugüne Türkiye daha fazla
kutuplaştı. Yani iyiye gideceğine biraz daha keskinleşti diyebiliriz. Siz de diyorsunuz ki kutuplaşmış bir yerde o gün yapılamayan şeyin bugün yapılma şansı zaten yok. Anca böyle bir takım yönetsel değişikliklerle ilgili kısmi bir teklif üzerinde değerlendirme yapılabilir. Bugün atılan adım sizce zor bir adım mıydı? Mesela 6 siyasi parti sonuçta anlaşmışlar, 84 madde. Kolay mı, zor mu? Nasıl tanımlarsınız onu? Şimdi şöyle bir şey, zaten demokratik anayasa yapıcılığında bu kadar farklı partilerin bir araya gelip de bir tarafı tamamen tatmin edecek bir metin çıkarabilmesi çok zor. Muhakkak bir takım uzlaşmalar oluyor, geri adımlar oluyor. Bunu da söylemek istiyorum. Buradaki uzlaşma çıkan metnin kusursuzluğundan daha kıymetli. Çünkü biz görüyoruz ki demokratik yapılmış anayasalar genellikle hiç kimseyi çok tatmin etmeyen, çeşitli tavizler içeren metinler oluyor. Ama daha uzun ömürlü metinler oluyor. Bir tarafın kendi görüşünü dayatarak, bir şekilde gücü ele geçirerek kendisi açısından mükemmel özellikler taşıyan bir anayasayı dayatmasıyla yarattığı, yakaladığı başarıyla böyle tavizlerle, belki kusurlu metinlerle çıkan sonuç arasında fark var. Dolayısıyla bu arada bu konularda bir araya gelebilmiş olmak, kusursuz bir metin yazabilmiş olmaktan daha kıymetli. Demokratik bir yapı için en önemli şey bu birliktelik bence. Çünkü bu siyasal aktörler ve temsil ettikleri seçmen tabanı ne kadar bunu benimserse ve sahiplenirse anayasa o kadar yaşayacaktır. Sonraki aksaklıklar süreç içerisinde yargı yorumlarıyla veya yapılacak daha başka değişikliklerle giderilebilir. Önemli olan bir araya gelebilmek ve bu birlikteliğin daha da genişleyerek sürmesi seçimden sonra gerekir. Pekala, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, eksik olmayın. Geldi. Değerlendirmeler önemliydi. Bir bilim insanı gözünden Altılı Masa'nın bugün açıkladığı anayasa metnini konuştuk.